Merhaba arkadaşlar. Bugün orkidelerimizin bakım günü. Bakım günlerinde sizlerle beraber videomuzu hazırlıyoruz. Bakımımızı beraber yapıyoruz. Arkadaşlar, orkidelerim gördüğünüz gibi açıyor, tomurcuklaşıyor, açmalara doyamıyor. Ve yaprakları da gayet sağlıklı olmaya başladı. Aynı şekilde diğer orkidem. Bu da farklı bir şekilde açıyor. Bakın şöyle göstereyim. Yine yeni yeni tomurcuklar veriyor. Bakımı çok kolay. Hiç korkmayın. Aslında orkidenin bakımı bence çok kolay. Arkadaşlar. Şöyle ışık alan yerde duruyor. Asla fazla su vermeyin. Ben asla fazla su vermiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Orkidemin şöyle kabuklu toprağı var. Herkeste olduğu gibi. Bu tür saksı kullandım. Oluyor arkadaşlar. Böyle saksı da gayet güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle toprağının saksının altındaki kabına suladığınız zaman su doluyor. Bu su kuruyana kadar ben buna su vermiyorum. Bugün buna su verme günüm. Ve vitamin verme günüm. Orkidelerinizin sağlıklı olmasını istiyorsanız ve böyle tomurcuklaşıp açmasını istiyorsanız sevgili arkadaşlarım, çok az sulayınız. Işık alan bir ortamda ama güneşe maruz kalmasın. Onun dışında yumurta kabuğu suyu. Gerçekten bu çok etkili. Denemenizi tavsiye ederim. Yumurtayı haşladıktan sonra ya da dilerseniz yumurta kabuklarını yumurtayı başka bir yerde kullandığınız kabuklarını bir kabın içerisine koyup suyundan istifade edebilirsiniz. Evet, bu şekilde ben yumurta kabuklarımın suyunu böyle bir şişemin içerisine hazırlıyorum. Çiçeklerimin dibine döküyorum arkadaşlar. Bu her çiçek için geçerli. Orkide için de geçerli. Dilerseniz kabuklarıyla beraber de koyabilirsiniz saksının içerisine. Ama ben sadece suyunu kullanmak istedim bugün. Şimdi yumurta kabuğu suyumuzu sulamamızı yapalım. Normal suyunu verir gibi arkadaşlar. Bu şekilde orkidelerimizi 3-4 yerinden sulayabilirsiniz. Şimdi bu yumurta kabuğunun suyunu verince bunu normal su vermeye gerek yok. Bir hafta daha. Sonra bir hafta 10 gün sonra normal suyunu verebilirsiniz. Bakın yapmanız gereken sadece bu. Bu buna vitamin olacak. Sevgili arkadaşlarım, sararmış, çatlamış yaprakları varsa onları da düzeltiyor. Yaprak temizliği de çok basit. Bir ıslak nemli peçete yardımıyla şöyle yaprakların üzerinden gezebilirsiniz. Ya da peçete olmayıp beyaz bir bez ile de bunu yapabilirsiniz. Evet, yumurta kabuğu suyunu da lütfen ihmal etmeyiniz. Orkidelerde çok etkili oluyor. Evet, bu kadar yeterlidir. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Yumurta kabuğu suyunu eksik etmeyin dedim. Yine de diyorum.